Selamlar dostlar, Epic Games'in bahar indirimleri başlamış. Ben de alınası oyunları listeliyim dedim. Gerçi oynanır ama pahalı diyeceğim oyunlar da var, onları da belirtirim. Neyse, iyi seyirler. Prince of Persia serisi için remake yapıldı yapılacak şöyle oldu böyle olacak derken platform oyunu çıkardılar oyunda gayet güzeldi. Ama beklenen ilgiyi görmedi. Ubisoft en son oyun satmadı diye ağlıyordu. Bundan sonra birbirine çok benzeyen Assassin's Creed'ler yapıp milyonlarca satacaklardır. Oyuncu topluluğu malum bundan anlıyor. The Lost Chrome'da 500 TL'ye düşmüş. Alınır mı? Bilemiyorum alınır herhalde ya. Tiff acayip zevkli bir oyundu. Bana da bir dosttan hediye gelmişti vaktinde. Oyunda gizli olmamız gerekiyor, malum hırsızız. Ama ilerledikçe bir sürü ekipman da edindiğimizden biraz çeşitlilik kazanıyor. İlk bir iki saatten sonra açıldığı için başlarda ulan ne oynuyorum tereddütüne düşebilirsiniz ama oynayın güzel gelecek. 22 TL'ye düşmüş makarna bile 20 lira oldu olacak. Al oyna. Geçen indirimde de bu oyunu önermiştim. Dead by Murder cinayeti çözmeye çalıştığımız aynı zamanda Türkçe bir oyun. Çok çeşitli senaryolar beklemeyin ama 7 liraya tatmin edecek bir yapıya sahip olduğunu da söylemek lazım. Oynanır. Alan Wake 730 liraya düşmüş. Düşmüş dediğim fiyatın 730 lira olmasına hala dilim alışmıyor ama düşmüş işte. Oyun seninin en iyi oyunu oldu herhalde fazla söze gerek yok. Ekonomimiz el veriyorsa bir ay bunu alıp makarna yeme yetecek paranız varsa atın cebe ilk oyunu ve American Nightmare'ı da kesinlikle oynayın. Ufak bir not düşeyim ilk oyunu Türkçe yama ile oynayın. Çok iyi İngilizceniz yoksa oyun ufaktan piç oluyor da benden söylemesi. Creepy tale yine çok sevdiğim oyun serisidir. Ufak bir çocuğun çevresinde ürkünç olaylar gelişiyor. Hem bu olayları aydınlığa çıkarıyoruz hem de sağda solda mini puzzle'lar çözüyoruz. Platform gibi gözükse de tam anlamıyla platform ögesi içermiyor kendisi. Özetle puzzle çözmeyi seviyorsanız ilk oyunu 11 TL'ye alın sonrasına karar verirsiniz. Forgive Father 2 geliştirme aşamasında test koduyla test ettiğim oyunlardan biriydi. Düz Shooter epey keyif almış videosunu da kanalda yapmıştım. 150 TL'yi hak eder mi tam olarak kestiremesem de denenesi bir oyundur. Patlamalı çatlamalıdır aksiyonuna doyum olmaz. System Shock. Yenilenmiş hali tabii bu. Çıktığında bolca oynamış yine videosunu yapmıştım. Uzaylılar hoş geldiniz temalı oyun aslında harbiden zor. Elinden tutmuyor sağda solda dolana dolana nereye gideceğinizi arayarak bir hal oluyorsunuz ama zevkli mi? Acayip zevkli. Çünkü nereye gideceğinizi bulduğunuz anda A da sizsiniz, paşa da sizsiniz. Ben galiba bu tip oyunları seviyorum ha. 250 liraya düşmüş. Hak ediyor mu emin değilim ama türü seviyorsanız yapışın gitsin. Hyper Violent yine kanalda kendisini yer bulmuş oyunlardandı. Eski Doom'lara nazire yapan oyunlardan biri. Tabi modern görünümlü Doom desek daha doğru olur. Ben oynarken epey zevk almıştım. Tabi o zamanlar erken aşamasındaydı oyun ve haliyle ufak tefek bug'ları vardı. Onları kaldırdılarsa 119 lirayı hak edeceğini düşünüyorum. Hogwarts Legacy 3 ay önce 550 lira etmez diyeceğim bir oyundu ama artık fikrim değişti. Yakın zamanda fırsatım olursa benim de alıp deneyimlemek istediğim bir oyun kendisi. Hatta listeye atayım. Listeye atmışken siz de atın derim. İyi bir Harry Potter oyununa kimse hayır demez diye düşünüyorum. Ne yapalım? Yeni Witcher oyunumuz yok. Bunlarla idare ediyoruz. Dishonored'lar da çok indirime girmiş. Oynanış mekaniklerinin gökdelen seviyesinde olduğu bir oyundur kendisi. İki kişinin oynayıp da aynı şekilde bitirmesi neredeyse imkansız oyunlardan birisi. Herkes farklı skill'ler, farklı yöntemlerle görevleri tamamlamıştır. Oynamış birini bulup muhabbet edin durumu anlarsınız. Kesinlikle alın, oynayın ve oynatın. Obey your master diyeceğimiz bir oyun. Plakdale serisi de acayip indirimde. Orta çağda veba dönemini işleyen bir oyun kendisi. Tabi bunu biraz daha dramatik ve fantastik yönlerle işliyor. Gizlilik ögelerini özellikle ilk oyunda oldukça fazla kullanan oyun ikinci oyunda biraz daha kabuğunun dışına çıkan bir karaktere evrilerek oyuncuya daha çok oynanış olanağı sunuyor. Puzzle'lar da var, ortalama hikaye de var, var oğlu var. Yenisi çıkar mı bilmem ama tatmin edici bir seriydi. Yer yer gömsem de beğenirim Plakdale serisini. Call of Kutulhu aslında iyi bir oyun değil. Ortalama ve altı sayılabilir zira tam olarak bir oyun da değil. Ama Cthulhu mitine sırtını yaslayan ve bunu da iyi yapan bir oyun. İşte bu da onu özel kılıyor ve alınası yapıyor. Tek bir meseleye derinlemesine inmese yüzüne bakılmayacak belki ama kaç oyun var ki Cthulhu ile yatıp kalkıyor. Var mı ben vallahi bilmiyorum. Neyse 25 lira at dursun kenarda balık bilmezse iyiliği deniz bilir. Malik miydi neyse atasözünü de unuttuk. Doom'larda acayip indirime girmiş ama Xbox Game Pass içinde alayı vardı. Girip oradan emikleyebilirsiniz. Tabi bu sizin tercihiniz. Sonuçta başka oyunlarda Game Pass'te var. Baya şoku da indirmişler Endive. Anlatı olarak en sevdiğim oyunlardandır kendisi. Hatta ilk üçüme koyarım. Dünyanın karanlığından kaçmak için denizin ortasında yeni dünya yaratılır... Ve bu dünya insanın kendisinin ön plana çıkarabileceği tipte bir dünya olacaktır. Aslında sadece bu hayallerde gerçekleşir. Objektivizm adı verilen yeni sistem en çabuk elden çöker ve bize müthiş baya şok oyunlarını verir. İlk iki oyunu çok severim, üçüncü oyuna biraz mesafeliyimdir. Sanki bulutların üstüne çıkmasak çok daha iyi olacaktı da neyse. Yapan yapmış, çok da laf etmeye gerek yok. Alın, hala oynamadıysanız bu muhteşem şeyi oynayın. Son bir not ekleyeyim, remastered versiyonlar bazı bilgisayarlarda düzgün çalışmıyor. Bak ortaya çıkıyor. İmkanınız varsa eski versiyonlarını oynayın. Risk of Rain 2 kafanıza her yerden bir şeyin yağdığı ve tabii sizin de kafalara her yerden bir şey yağdırdığınız tipte roguelite yapıda bir oyun. Birinci oyununu oynamadım ikinci oyunu güzeldi ama. Sadece bu kadar ucuz değildi diye hatırlıyorum 20 liraya düşmüş abi oyun. Almayıp da ne yapacaksın ki şimdi bunu? trending Stranding bedavaya filan da verildi. Almışsınızdır diye umuyorum ama hala almadıysanız kargoculuk simülasyonuymuş falan filan demeden 164 liraya alın 50-60 saat çat diye gömün ve çıkın işin içinden. Evreni de dallı budaklıdır. Çok fazla sır var tabi içinde ama side questleri yaptıkça ve dünyayı birbirine bağladıkça bu sırlar açığa çıkıyor. Son 5 senede oynadığım en iyi oyun filan kendisi ona göre. Alfred Hitchcock'un Vertigo filminden uyarlama oyun varmış yalan. Ben Hitchcock hastasıyım. Ekledim sepete. Siz de seviyorsanız ekleyin. 59 lira. Rosbank'a bak be 9 liraya düşmüş. Bir nevi stratejik hayatta kalma simülasyonu diyebiliriz kendisi için. Yeni oyunu da yolda. Her şeyiyle muazzamdı bu oyun. Bakalım yenisinde neler verecekler bize. Yaptığımız seçimlerle insanları sakat bırakabildiğimiz, aç bırakabildiğimiz klasik şehir yönetme oyunu. Ama arka planda soğukla da baş etmemiz gerekiyor. Her şeye karşı bir başımıza bir maceraya çıkıyoruz özetle bu oyunda. Herkese Rayman oynatma gibi bir derdim var benim. Rayman Origins 35 liraya düşmüş. Çok sağlam bir platformdur kendisi. Acayip akış dolu bir hali vardır. Oynadıkça oynayası, yeni yerler açtıkça açası gelir insanın. Girip de 1-2 saat atayım dediğiniz her an 5. saatte bulabilirsiniz kendinizi. Özellikle meşhur müzikli sekansları insanı büyüler. Al, oyna, oynattır. Immortals Phoenix Rising 100 liraya düşmüş. Bu oyunun hala neden tutmadığını anlayamıyorum. Ne güzel ikinci oyunda yapıyorlardı iptal oldu. Zelda kulunu denebilir özetle kendisine. Tabi Zelda'dan iyi yaptığı pek bir şey yok. Ama gerek mekanikleri gerek geyik hikaye anlatımıyla ortalamanın üstünde bir oyun olduğunu düşünüyorum. İkinci oyunu yapsalardı muhtemelen eksikliklerini giderip çok iyi bir oyun yapacaklardı ama olmadı. Ne diyelim hayatta bazı şeyler kısmettir. Borderlands 3 46 liraya düşmüş. Acayip ucuz bence. Looter shooter denince akla gelen oyunlardan kendisi. Bolca item, bolca düşman, bolca keyif hikaye sunar Borderlands serisi ve bunların hepsini de gayet iyi yapar. Seri hala genişliyor. Bakalım devam oyunlarında bizlere neler verecekler. Metro Exodus 37 TL olmuş. Metro'nun en iyi oyunu sayılabilir kendisi. İlk iki oyunu da sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Kesinlikle oynamadıysanız alıp oynamalısınız bu seriyi. 3 oyunu bitirmek toplam 50 saatinizi filan alır. 50 saatlik bir deneyime neredeyse 50 lira vererek ulaşıyorsunuz. Saati 1 lira yapıyor bak daha ne. Böyle bir olay var mı dünyada? Shooter'ın hikayelisi. Mis gibi oyun. Bunların dışında Dark Sider Star, Far Cry'lar, Mafya serisi de indirimde. Hatta Telltale oyunlarına da bakabilirsiniz. Onlar da muhteşem indirimlerle karşınıza çıkmış. Tabii bir sürü de çöp oyun indirime girmiş. Bazılarını ulan bu da neymiş deyip sepete atabilirsiniz. Belki güzel çıkarlar diyor ve ufaktan kapanışa geçiyorum. Evet değerli dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Kanala maddi olarak destek olan katıl üyelerime ve her daim videolarımı izleyen dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.